tam 100 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren gurur kaynaklarımızdan yerli firmamız Başak Traktör'ün bulunduğu noktadayız efendim. Dile kolay, tam 105 yıldır başarı grafiğini her geçen gün katlayarak yoluna devam eden Başak Traktör hem yurt içine hem de yurt dışına kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Şimdi bizim merak ettiğimiz belli başlı sorular var. Bu sorularımızın cevaplarını da İş ve Tarım Makineleri Grup Başkanı Sami Konukoğlu'ndan alacağız. Efendim hoş geldiniz diyelim ilk olarak. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir fuardayız. Siz de Başak Traktör olarak yine bu fuara kapsamlı bir şekilde hazırlanmışsınız. Aslında ben ilk olarak şunu merak ediyorum, şunu sormak istiyorum. 100 yılı aşkın bir süredir, tam 105 yıldır ülkemizde faaliyet gösteriyor Başak Traktör ve hem yurt içi hem de yurt dışına kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu başarının sırrı nedir? Sizden birkaç cümleyle bunu öğrenmek isteriz aslında. Çalışmak ve azim diyelim. Tabii geniş bir ekibiniz var. Oldukça yoğun bir çalışma yürütüyorsunuz. Ben de zaten herkesin çalışmasından bahsediyorum. Bir kişinin çalışmasıyla bir şey olmuyor. Aslında bir asır dediniz. Bizim iki asırlık demek gerekiyor. Çünkü ben hem Sanko Holding bir asır, orayı temsil ediyorum. Hem Başak Traktör bir asır. Dolayısıyla iki asırlık şirketin ekiplerinin ve işbirliğinin tecrübelerinin birleşmesiyle de Başak Traktör'de daha farklı bir boyut kazandık. Öyle de ilerliyoruz inşallah. Yurt içine yaptığınız çalışmaların yanı sıra yurt dışına da çok kapsamlı çalışmalar yapıyorsunuz. Ülkemizi yurt dışında da temsil ediyorsunuz. Daha çok yoğun olarak hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Tabii ağırlığımız Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelere doğru devam ediyoruz. Avrupa'da kaliteyi kabul ettirirsek dünyada birçok ülkede kabul ettireceğini bildiğimiz için odağımızı daha çok o tarafa doğru yönlendirdik ve ihracata başladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Ödüller alıyoruz, gelişiyoruz. Daha da sürprizlerimiz olacak inşallah. Başak Traktör olarak tabii Avrupa'ya da açılıyorsunuz. Açıldığınızda birçok yerde de bizi temsil ediyorsunuz. Bunun yanı sıra aslında en önemli noktalardan biri teknolojiyi de yakından takip etmek değil mi? Başak Traktör bunu başarıyor, güzel bir şekilde başarıyor. Ar-Ge çalışmaları konusunda teknolojik gelişmeleri takip etme konusunda neler yapıyorsunuz? Biraz da bu konuda bilgiler bilmek istiyor musunuz? Şimdi tabii her şeyden önce insana yatırım. Bizler 2012'den bu yana Başak kadrosu iki katının üzerine çıktı. Bir Ar-Ge merkezi oluşturuldu. Tescilli bir Ar-Ge merkezimiz var. Yurt dışından büyük mühendislik şirketleriyle işbirliklerimiz var. Tabii bu çalışmaların sonucunda 2012'de iki modelden bugün kaç modelimiz var? Herhalde 50 modelin üzerine çıktık gibi, fuar alanını görüyorsunuz zaten, alanlar yetmiyor. O durumlara geldik ama en önemlisi Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Nedir bu ilk? Her şeyiyle kendi teknolojimiz olan, hiçbir lisansı olmayan sıfırdan iki tane motor ailesi geliştiriyoruz. Daha doğrusu geliştirdik ve bunlar artık şu anda sahada test ediliyor. İnşallah 2020 itibariyle de sahaya süreceğiz. Yeniden sıfırdan bir şanzıman geliştirdik. 24 ileri 24 geri vitesli olan ve 90-110 beygir traktörlerimize hitap edecek bir şanzıman bu. Dolayısıyla da boyut her geçen ileriye doğru gidiyor. Türkiye'de bugüne kadar eski lisanslı veya yeni lisanslı üretilen ürünlerin artık hiç kimseye lisans hakkı olmayan, bütün lisans haklarıyla, mühendisiyle bizim ekibimize, Türkiye'mize, ülkemize, Başak ekibine ait olan ürünleri geliştiriyoruz. Daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Bunun gibi de ilklere Başak Traktör olarak devam edeceğiz inşallah. Başak Traktör'ün en önemli özelliklerinden biri bu. Yerli ve milliliğe çok önem veriyorsunuz. Ürettiğiniz ürünler, traktörlerde de aynı şekilde şimdi de bahsettiniz. Şimdi izleyenlerimiz elbette merak ediyorlar. Yani size Başak Traktör'de aradıkları, traktöre dair aradıkları her şeyi bulabilirler mi? Aslında önce şunun altını çizmek isterim. Bizim milliliğimiz bir tek Başak Traktör'le ifade edilemez. Biz grup olarak ürettiğimiz her şeyde ilk önce milli olmayı, ülkeye hizmet etmeyi hedefimizde olduğu için dolayısıyla Başak Traktör de zaten çok Türkiye'nin en eski firması. Yani tarım sektörüne 1914 yılında başlamış, Türkiye'nin Osmanlı'dan bu yana devam eden birkaç fabrikasından bir tanesi. Türkiye'nin ilk tarım fabrikası. İlk demir tahta araba diye başlayan, ilk pulluğu, ilk su pompasını, ilk Türk dizayn traktörü, 1960'lı yıllardan beri de traktör üretiyoruz.
Biliyorsunuz bir Başak 17, Başak 21 diye efsaneler var. Bunlar 1976 yılında Türk motoru, Türk şanzımanı, Türk mühendisiyle yapılmış ilk traktörler. Biz de zaten Türkiye'nin ilk iki traktörcüsünün birisiyiz. Peki, sektörün genel itibariyle son yıllarda nasıl bir ivme kazandığını düşünüyorsunuz? Nereye doğru gidiyor? Türkiye'de traktör sektörü ya da bu alanda yapılan çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi biz yalnızca traktörcü diye yorumlanmak istemeyiz. Dolayısıyla bizim aslında Başak Agri diye yeni bir markamız var. Biz tarım sektöründe, tabii ki Başak'ın geçmişinde tarım sektörüyle ilgili çok ürünler var. Sonra yalnızca traktöre konsantre olmuş. Şimdi biz traktörü bir noktaya getirdik. Şimdi Başak Agri ile de devam ediyoruz. Bunu şunun için söylüyorum. Tarım bütün dünyanın geleceği. Yani dünyada en çok ihtiyacımız olan şey su ve gıda. Gıda için de su lazım. Ya dolayısıyla da bütün bu gıdaları geliştirebilmek için dünyada 7.2-7.3 milyar insandan bahsediyoruz. Bu kadar insanın beslenmesi için, bu kadar insanı besleyecek hayvanların beslenebilmesi için, protein kaynağı için, her şey için bir şekilde tarımın çok daha ciddi, çok daha teknolojik boyutta yapılması gerekiyor. Biz de hem ülkemizin, öncelikle kendi ülkemizin ve dünyanın da insanlığın geleceğiyle ilgili yatırımları geliştireceğiz. Tarım gelişmeye devam edecek. Teknolojinin de, bizim de bugün Amerika'ya, Avrupa'ya baktığımızda mesela bir Hollanda'nın yüz ölçümüne bakalım, tarım yerine bakalım veya bir Singapur'un yalnızca orkideden, yani tarım deyince illa buğday, arpa veya pirinçten veya mısırdan bahsetmemiz gerekmiyor. Yani çok daha farklı, o da tarımın bir parçası. Bizim çok güzel bahçe traktörlerimiz de gelişiyor şu an. Bir orkideden Singapur'un gelirine şöyle bir kontrol edersek, dünyada tarımdan neler olabileceğini veya bir Hollanda'nın yüz ölçümünün nüfusuna bakarsak, İstanbul'un yarısı bir nüfus var herhalde, yanlış bilmiyorsam şimdi baktığımızda. Yüz ölçümde İstanbul kadar yoktur. Şöyle bir baktığınız zaman Hollanda bütün dünyaya tohum satıyor. Tohum için de tarım gerekiyor. Yani bir şekilde bizim ülkemizin geleceği, petrolümüz olmayabilir, doğal gazımız olmayabilir. Ama Cenab-ı Allah bize bu kadar verimli topraklar nasip etmiş. Bu topraktan petrol çıkmıyor, anladık. O da vardır da inşallah bulacağız yakında belki de. Doğal gaz da çıktığı kadar şimdilik yetmiyor. Ama bu topraktan pamuk fışkırıyor. Değil mi? Bir tohum atıyorsunuz, kaç tane başak buğdası, ki bizim amblemimiz niye başak, ismimiz niye başak? Bir taneden kaç tane çıkıyor? Değil mi? Biz tane diyoruz, değil mi? Kaç tane çıkıyor? Dolayısıyla buna baktığınız zaman toprak ana, Cenab-ı Allah her türlü rahmeti sunabiliyor. Bizim ülkemiz üç tarafı sularla, denizlerle çevrili. Zengin bir ülke bu manada. Biraz daha gelişmesi gerekiyor. İhmal edilmiş demeyeyim de yeteri kadar desteklenememiş belki. Yeteri kadar üstüne düşmemişiz. Şimdi her türlü teknolojilerle, inşallah yakında daha yüksek teknolojilerle, dronlarla, kendi yürüyen bir traktörün üstünde bir operatör, etrafında belki 3-4 tane traktör operatörsüz çalışan, bir sonra etapta insansız yürüyen araçlarımız da inşallah önümüzdeki yıllarda hep teknolojiye yatırıma devam ediyoruz. Tabii bu noktada devletimizin üzerine düşen görevler elbette var, teşvikler, destekler çok önemli, ama firmalarımızın da üzerine düşen görevler var değil mi? Neler yapılmalı? Firmalarımız nasıl hamleler yapmalı ki ülkemizdeki tarımı geliştirebilelim ya da kendi kendimize yeter hale gelebilelim? Öncelikle her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Devlet tabii ki daha fazla desteklese güzel olur, ama imkanlar dahilinde de bayağı destekliyorlar zaten. Fakat şirketlerimizden önce insanımıza bir şey düşüyor. Şimdi insanlar yerliyi ne kadar tercih ediyorlar konusuna bir daha düşünmeleri gerekiyor. Bugün burada markalardan bahsetmemiz doğru değil, ama yerli malı, yurdun malı, herkes bunu kullanmalı. Bizim yaşımız artık bir 25 yaşın üstüne çıktık diyelim yavaş yavaş. Dolayısıyla hani şöyle bir baktığınız zaman, bizler okuldayken yerli malı haftası uygulanıyordu. Şimdi bu yerli malı ile ilgili bir şeyler, mesela biz o zaman bakıyorduk, ne yapıyorduk? Bahçeden, bağdan üzüm
veya adam bahçesinde elma var, elma getiriyordu. Çünkü o günlerde yani okula yerli malı ne götürecektiniz ki? Gaziantep'te çok büyük bir üretim yoktu ki yani 1975'li yıllarda bizde ilkokul, ortaokul çağlarındayken ya yerli malı ne götüreceğiz? Ya iplik götüreceğiz. Okulda iplik ne işe yarar? Mecburen meyve falan bahçede yetişen konular olabilirdi yani. Dolayısıyla da bugün yalnızca insanımızın yerliye yatırımı arttırması gerekiyor. Firmaları sormuştunuz, ben insandan başladım. Firmalara baktığımızda da bunun olmasının yolu o insana daha fazla değer vererek. İhracata verdiğimiz önemin iki katı da iç piyasadaki müşterimize vererek, satış sonrası hizmetlerimizi arttırarak, satış noktalarımızı arttırarak, her türlü teknolojiyi de hizmete sunarak, bunları da mümkün olan en makul fiyatta sunarak gelişmemiz gerekiyor. Tarlalarımızın toplulaşması gerekiyor. Bunlarla ilgili tarım sektöründeki rekabete dikkat etmek gerekiyor. Çok merdiven altı, özellikle tarım makineleri üretilenler var, hala faturasız satışlar var, hala iş güvenliği olmayan iş yerleri çok fazlalıkta, hala iş güvenliği olmayan tarım makineleri sahaya sürülüyor. Bunlarla ilgili inşallah devletin aldığı önlemler, firmalar olarak da bizlerin kendimizin böyle önlemler yaparak, Türkiye'de bir tarım sektörü var. Bu tarım sektörü traktörden ibaret değil. Traktörün haricinde de bir tarım makineleri bölümü var. Dolayısıyla bunların hepsine firmalar olarak bakmamız gerekiyor. Bizler hem iş güvenliğini, hem kendi çalışma sahalarımızdaki iş güvenliğini, hem de ürünle çalışan tarlalarda veya işletmelerde, hayvancılık tesislerinde çalışan ürünlerin iş güvenliğini arttırıcı önlemleri üreticiler olarak da almamız gerekiyor. Türkiye çiftçisini, Türk insanını dünya teknolojilerinden geri kalmayacak noktaya ulaştırmamız gerekiyor. Sami Bey, son olarak şunu sormak isterim. Fuarlar hiç şüphesiz önemli, hem firmalarımız hem de çiftçilerimiz, üreticilerimizin bir araya gelmesi noktasında. Siz ülkemizde gerçekleştirilen bu tarım fuarlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Katkılarını nasıl görüyorsunuz? Şimdi hem meslektaşlarımızla kendimizi karşılaştırma imkanı sunuyor, hem bunu üreticilere sunuyor, hem tüketiciye sunuyor. Biz diyoruz ki ama yerli mal tercih edilmeli. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. İyi fuarlar dileyelim sizlere. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum.